Değerli izleyenler, Bandırma'nın yüzünü güldüren bir spor derecesinden bahsetmek istiyorum sizlere bugün. Türkiye 3 band bilardo final etabında bir Bandırmalı gencimiz 3. olma başarısını gösterdi. Şimdi sevgili Ant İşcan benim yanımda, hemen önümüzde aldığı kupada, plakette bulunuyor. Ant, kutluyorum seni. Teşekkürler. Şuradan başlayalım. Bilardo'ya nasıl başladın? Kim seni teşvik etti bilardo konusunda? Bilardo'ya otellerde başladım. Turistik yerlerdeki otellerde başladım. Amerikan oynuyordum. Sonra Yılmaz amcayla tanışınca birden şekillendi kafamda ve bu yolda yürümeye başladım. Yılmaz Özcan Evincikli ve evet, bilardo'da dünya şampiyonluğu var değil mi? Evet. O yetiştirdi seni. Evet. Şimdi bu şampiyon nerede yapıldı? Anlat bakalım. Önce şunu sorayım sana. Sen nerede okuyorsun öğrenci olarak? Ben Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu sene kazandım. 9. sınıfım. Beden öğretmenim de bu konuda beni teşvik etti, morallendirdi. İsmini söyler misin? Beden Harun. Harun Bey. Evet. Onun da teşvikler oldu. Spora evet. Senin yönlenmende. Peki Yılmaz ve Yılmaz Özcan'da nasıl bir çalışma programı yaptınız? Yılmaz amcayla beraber en başta korona döneminde oynuyorduk. Ondan sonra bir çalışma programı yaptık. Böyle hatalarımın üzerine gittik. O bana bir şeyler kattı deneyimlerinden. Ve böyle bu seviyelere geldik yani. Evet. 14 yaşındasın. Ankara'daki şampiyonada senden büyüklerle sanıyorum mücadele etti. Biraz anlat bakalım o yarışmayı bize. En başta zaten dörtlü grup vardı. Büyük abilerimle oynuyordum hep. Benden yani 17 yaşındaydı galiba hepsi. Onları yendim, güzel mücadeleler çıkardım. Yarı finalde dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu bir abim var, Burak Aşar. 17 yaşında. 2 ay önce hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu oldu. Yarı finalde ona yenilerek, kafa kafaya giden bir maçta ona yenildim. Ve 3. oldum. Bilardo nasıl bir spor Ant? Bilardo spor olarak kabul ediyor evet, değil mi? Spor, spor. Federasyonu var. Federasyon başkanı var. Bilardo tamamıyla beyin, el ve vücut konfigürasyonlarının birlikte çalışmasıyla elde edilen bir spor. Hem psikolojik, bu oyunun %50'si psikolojik diyoruz biz her zaman. Psikolojik bu oyun. Psikolojinin iyi olması lazım. Kafanın çok hızlı çalışması lazım. Çünkü 40 saniye süremiz var. Bu 40 saniye içinde her şeyi belirleyip bir atış yapmamız lazım. Vücudumuzu güzel kullanarak bir atış yapmamız lazım. Zor bir spor. Mesela benim derslerim %100 katkısı oldu. Bütün sınavlardan hep yüksek not aldım bilardoya başladığımda. Güzel bir spor yani. Yapılmasını tavsiye ederim. Zor ve güzel. Yani sporla uğraşmak dersi etkilemiyor değil mi? Tam tersine. Motive ediyor değil mi? Evet. Yükseltti. Notların hepsini yükseltti. Özellikle matematik notumu hepsinden 100 aldım sınavlarım. Ant, Bandırma'da şampiyonlar yapılıyor değil mi? Benim gençlik yıllarımda, ben de gençlik yıllarımda bilardo oynadım. O yıllarda çok şampiyonlar yapılırdı. Evet. Şimdiki durumu bilemiyorum. Onu da sen anlat bakalım. Yapılıyor. Korona döneminden önce bayağı yapılıyordu yani. Ayda bir kere yapılıyordu. Hatta ben bir tanesinde ikinci olmuştum Bandırma'da. Yapılıyordu. Korona döneminden sonra biraz azaldı. Bölge şampiyonları yapılmaya başladı. Bandırma değil ama yakın ileride. Biga, Karacabey olsun, Bursa olsun. Oralarda yapılmaya başladı. Bandırma'da en son herhalde il şampiyonası yapıldı. Bir yıl önce kadar. Ondan sonra yapılmadı şu ana kadar. Yarışmalar nasıl hazırlanıyorsun? Kaç saat bir hazırlık yapıyorsunuz Yılmaz Özcan'la birlikte? Yılmaz amcayla önce ben sabahtan gidiyorum salona 11 gibi. Kendim tek başıma bir saatten fazla falan antrenman yapıyorum. Ya da yapmaya çalışıyorum. Sonra Yılmaz Özcan abimle beraber oynuyoruz. O bana eksiklerimi söylüyor. Ben ona soruyorum bu atışı nasıl yapmalıyım diye. O beni tamamlıyor yani. Antrenmanlarda eksiklerimin üstüne gidiyoruz. Sonra mesela Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken Gürcan Göçengil'le Gökhan Aydın abim bana yardımcı oldu Yılmaz amcayla beraber. Onlarla oynadık. Onlar bana eksiklerimi söyledi. Hatalarımın üstüne gittik. Ve sonuç aldık. Evet.
Son sorum şu. Hedef ne bilardoda? Hedefim şimdi 2 sene önce falan 21'e kadar oynuyorduk biz. Şimdi 2 sene önce hem U17 ayrıldı hem U21 diye iki kategoriye ayrıldı. Ben U21'de yani 2 sene önce büyük abilerle oynuyordum. O yüzden bir netice alamadan dönüyordum. Ondan sonra U17 ayrılınca da biraz hedeflerim büyüdü. İlk önce milli sporcu olmak istiyorum U17'de. Sonra U21'de milli sporcu olmak istiyorum. Sonra ülkemi dünyada temsil etmek istiyorum. Türkiye'de başarılar elde etmek istiyorum. Dünyada başarılar elde etmek istiyorum. Yani Yılmaz Özcan gibi gelecekte seni dünya şampiyonu olarak görebiliriz. İyi olmasın değil mi? Evet. Hedefler büyük olmalı. Evet. Peki. Kutluyoruz seni tekrar. Bundan sonra da başarılar diliyoruz. Bilardo sporunda en iyi yerlere geleceğine de inanıyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Çok değerli bir sporcu gencinizle birlikteydik. Sevgili Ant İşcan bizlerleydi. Kendisini başarısını bir daha tekrarlayayım. Türkiye 3 bant bilardo finali etabında Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldu. Evet soru var, söylemek istediğin bir şey var mı? Bilardo'ya oynamaya çalışın. Güzel bir spor. Biraz dikkat edin. O kadar. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, bilardo sporuyla uğraşan ve başarılara imza atmaya başlayan sevgili Ant İşcan'la birlikteydik. Hoşçakalın.